Karşı takım hem avantajın sahibi hem de bir kişi fazla çalışıyorlar. Ama eğer biz 6 kişiyle avantajsız bir şekilde bu oyunu alırsak, ki bence o gücü biz de görüyorum, alırız. Çok da güzel bir galibiyet olacak. Tadından yenmeyecek. O yüzden bugünü sabırsızlıkla bekliyorum. Eren, sen de Pelin'in ilk aldığı yarışmacısın. Ve ikinci aldığı yarışmacı Pelin Tahsin'le Sergen arasında kaldı. Sen Sergen'i al dedin, toparlarız, yaparız dedin. Hatta Pelin eli Tahsin'e gitti. Evet, sonra... Sen bilirsin ama benim kararım belli dedin. Baskı da kurmadın. Sen bilirsin, karar senin dedin ama Pelin de senin kararına da saygı duydu. Değil mi? Öyle bir git gel yaşadın, evet, evet. Sergen'le Tahsin arasında. Neden Sergen'in olmasını daha uygun gördün sen kendin? Sergen her oyunda ciddi anlamda başarı sahibi. Yani aramızdaki en iyi arkadaş o şu an, hani istatistiğe göre. Ki Burcu da aynı mesela. Hani ben Burcu dedim ama onların almayacağını düşündüm. Ateş'in öyle düşündüm ama onlar aldılar. Yani çok net sayıları var ikisinin de. Diğer arkadaşların da var, benim de var ama başı onlar çekiyor. Yani ikisinin de takımda olması büyük bir güç gösterisi. Yani direkt artı iki. Bu takım 5 kişi, 5 yemeği alsın, sadece yemeğe odaklansın, Pelin de geçsin, gol olur. Hedef belli, giden yol da belli şey. Onun için herkes burada enerjisini verecek. Yani dünkü olay dünde kaldı, takım oyunu. Sıkıntı yok o yüzden. Değil mi Emre? Neler söyleyeceksin? Kırmızı takımdasın. Bomba gibi. Moralin bozuk. Hayır şef. Oğlum sen elemeden çıkmadın mı? Düzeldim şef. Peki. Düne göre daha iyisin ama dün biraz daha... Evet evet, biraz düşük. Evet, evet. Yüzü düşük, evet, yani. Evet, düne göre biraz daha iyisin diyelim o zaman. Neler düşünüyorsun? Kırmızı takımdasın, iddialı mısın? Çok iyiyiz şef. Yani bayağı iyiyiz. O kadar. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Evet Ateş. Evet. Dün ilk kez MasterChef'te bu sene tarifi önceden öğrendiniz. Evet. Normalde burası sizin çok heyecanlı olduğunuz yer. Çünkü ne yemek çıkacak, ne yapacak diyorsunuz ama sen ve bütün mavi takım... Çıkacak yemeği de ne yapacağınızda, kimin ne yapacağını da büyük ihtimalle aranızda konuştunuz, planladınız. Sen ne düşünüyorsun bu avantajı hakkında? Avantaj çok iyi bir avantaj zaten. Aynı zamanda sabahta hani Eraz abiyle gece düşündük, dedik bir tane daha reçete yazalım aynı kağıda. Hasim falan geldi, dedi bir tane daha, dedi aynı bu kağıda yazalım. Sabah elden ele dolaştıralım bu kağıda dedi. Ki bazı Emre abi falan arkada almaya çalıştı birçok kez. Ha. Gerçek kağıdı da evde bıraktık tabii. Ha, sakladık. Bakayım, bakabilir miyiz kağıda? Saç, şefim buna da yanlış yazdı her şeyi Ateş. Buradan da okusalar bir şey anlamayacaklar yarısı. Bollox. Benim bilmediğim çok yemek var. Evet. Koyduk onu. Mesela suplenin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Suple la bonara ne ya? La bonara ne? La bonara. Pitrivia. Var ama ya. Pitrivia. Pitrivia dedik, onu da yazmadı. Spuk. Sup. Allah Allah. Bir de orijinal listeyi görseydiniz. Şey suple o suple. Suple mi? 15 dakika kriptoloji yaptık orada. Osoloko. Osoloko ne Osoloko? Deli Osoloko. Bence hiç komik değil. Sabah Azize ablayla Pelin direkt düştüler, tamam mı? Hayır yani bu kadar gülmenizi gerektirecek ne var? Yenilirseniz ama görürüm o gün hepinizin yüzünü tek tek. Hayır olabilir, yenilirsiz yenilebiliriz. Hayır şefim nasıl yapıyorlar? Bak hiç yere yükseltiyorsunuz beni. Sen köylü kurnazlığı yaptın. Hayır sen gördüğünü sandın onu. Biz ona gülüyoruz. Şefim ne yapıyorlar biliyor musunuz, ben açıkça söyleyeyim. Gidiyorlar. Mavi takım bir arada konuşuyorlar. Biz bir araya geçince gidin 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 gidin. Neye bozuluyorsunuz? Yok, onu anlamadım. Mi olayı, şey beni yok. Yükseltmeyin ya. Ben gel, yani sinir oluyorum hepinize. Düştü. Tufaya düştü o yüzden sinir. Nasıl? Şeyim ben şu kağıdı böyle kızların saç yaptığı yerde Burcu'ya verdim. Burcu'ya dedim ki bak zaten bir gün önceden konuşmuştuk. Dedim ki Ateş'e git bir kağıt al, farklı bir liste yapacağız. Onu elden ele gezdireceğiz. Ama ben size bunu fena ödetirim. Oradan oturuyorlar böyle. Konuşmama biraz bakıyor, dikkat et bence Aras. Ha böyle bakıyor falan, sonra Pelin onun kulağına bir şey diyor. Tamam zehri aldılar dedim. Sonra böyle kulisler olmaya başladı, birbirleriyle konuşuyorlar falan filan. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Gol attığınızı mı zannediyorsunuz? Yok. Maç hayır. Bitti mi? Yok. Hayır, bitmedi. Eğlendik. Sen bu Tonga'ya düştün mü düşmedin mi? Vallahi düştüm, yalan söyleyemem yani. Ondan kızıyor zaten. Farklı olabilir dedik ama. Ama ben bir şeyi kafama taktım mı çok pis yaparım. Eğer size var ya bunu ödetmezsem. Yani şöyle dedim ki farklı olabilir mi? Çünkü ben Tahsin'den şüphelendim. Şüphelenmedim değil. Ama ben sonra dedim ki Master Chef kağıdı yani olabilir, olmaya da bilir. Ama yani hiç kimse kusursuz değil burada. Yapacağınız tek bir ufak hatayla biter. Kusurun musurun yok zaten, kurban oldum. Niye böyle şeyler takılıyorsun? Ya orada o Tonga'ya düşmeyecek insanlar da var ama Aziz ablanın düşeceğine adım kadar emindim. Yani bu kötü bir şey değil. Seni tanıyorum. Aziz abla bıçağı çekecek. Ya seni tanıyorum, seni ya da Pelin'in düşeceğinden emindik yani. Yemin ediyorum şefim, bakın ben asla yalan söylemem.
Tahsin o kadar fena ki hepsi yapıyor bunu. Niye ben bir tek göze batıyorum? Tamam ama özür dileriz. Gönülden diliyorum. Sürme, umarım yenilirsiniz. Yani, umarım. Ne güleceğim çünkü size. Pelin merak ediyorum, orada ne yemek gördün ki? Listesinde hangi yemek gördün? Ha biz bakınca anlamıyoruz evet, ya ne olduğunu. O soloko mu? Yoksa pıtık tıkı. Siz bir de orijinal şefim, listeyi görmüşsünüz. Şefim ben orada bir liste gördüm evet. Mesela altına sufle yazdığını gördüm böyle belli belirsiz. Yok karbonara. Ha karbonara mı? Balk boş. Balkabağı çorbası. Oğlum nasıl yazıyorsun yok, yemin ediyorum. Balkabağı böyle yazılmaz ya. Nasıl yazılır şu? Balkabağı. Ya yemin ediyorum sana Türkçe dersi vereceğim. Pitiviya, pitiviya yemiş. Şefim, şimdi bunları böyle yazdı ya, dünküler de mi yanlış acaba? Dünkü de yanlış işte. Dünküler de doğru şef. Dün kriptoloji yaptım. Dünküleri ezberledim şef. Şu anda şüpheleme başladı. Ben de öyleyim. Biz duyacağız yemekler bambaşkaymış. Belki de Ateş size de bir sürpriz yaptı. Olabilir. Belki de. Bir dahaki sefere siz yardımcı olun yazarken Ateş kaptan olursa şefim lütfen.